76 Ankara doğumluyum ben. Ondan sonra çok kısa kalıp İzmir'e taşınmışız. İşte burada ortaokul, lise. Üniversitede Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gittim. Endüstri Tasarımı okudum. Ve orada kaldım 20 sene kadar. Bu arada çizmeye de çok küçük yaşta başlamıştım. Üniversite zamanı Hıbır vardı, HBR Maymun Mizah Dergisi. Orada karikatür çizdim. Ondan evvel tabii onun bir öncesi var. Ortaokul lise boyunca gidip dergilerde işte o amatörler gününe katılıyordum. Üniversiteyle birlikte o bitti. Ondan sonra da işte ürün tasarımcısı olarak bir yandan çalışıp bir yandan da illüstrasyon yapmaya devam ettim. 2012'ye kadar, 2012 yılında da New York'a taşındım. Orada daha çok illüstrasyon üzerine odaklandım ve o şekilde devam ediyor şu anda. Doğumdan girdiysek ben de gireyim. Yayarak anlat. 86'lıyım ben. Manisa doğumluyum. 93'ten beri İzmir'deyim. Bir yıl bir İstanbul maceram oldu. Bu işin alaylısıyım. Liseden sonra müzik yapmak istiyordum. Cesaret edip okula giremedim. bir 7-8 yıl kadar tiyatrolarda müzik yaptım. İşte ben de küçükten beri çiziyordum ama tabii şeyden mi zaman çiziyorum bilmiyorum. Ben çiziyorum diyemiyorum yani o zamanlar. Ya tabii öyle şey. Şeyler yani. Sağa sola. Tabii canım. Yoksa 8 yaşında şey değildik yani. Öyle bir küçükten beri çizme durumu var. Yaklaşık sanırım İstanbul'a 2010 gibi falan da taşındım. O ara çizdiklerimi dedim ki yeter yani ben de kalmasın artık bir sağa sola salayım bakalım ne olacak deyip bir yere mail atmamla işte bu işe, bu illüstrasyon işlerine başlamış oldum. 2010-11'den beri de bir anda böyle profesyonel olarak bu işi yapma durumuna geçtim. Hala da freelance çizerlik yapıyorum. Köklenmek. Ben köklenmeyi anlatayım. Yani bu tabii biraz o sanatçının kendi içindeki nasıl anlatayım, yaşantısıyla ilgili bir şey. Yani kimine bunu bu çok kötü gelir, belirli rutin bir hayat sürmek ya da işte tam tersi göçebe yaşamak ya da işte şehir değiştirmek, ev değiştirmek falan filan. Yani bu bence direkt kişiyle alakalı bir şey. Bunun bir şey olarak bir formülü yok diye düşünüyorum. Bana hani o deyime göre konuşursak köklenmek iyi geliyor çünkü yani gezmeyi seviyorum, bir yerlerde olmak güzel geliyor ama şeyim ben biraz evci benim, belirli rutinlerim var. Hayatımı genelde onu öyle devam ettiriyorum. Ya bunun dışında tabii ki rastgele yaşadığım bir sürü şey var ama ben köklerine bağlı bir insanım diyebilirim yani. Bu benim yaratımımı da etkiliyor, yaşantımı da etkiliyor ve bu etkiyi seviyorum. Ben de köksüz olan, o da bana kaldı. Bende de şey var tabii, rutinin korkutuculuğu bende var. Yani işte her hafta çarşambaları saat 8'de bilmem ne kursu nun varlığı benim uykularım kaçırıyor yani. Çünkü bir hafta uysa öteki hafta uyumayabilir ve böyle bir söz vermek bana acayip bir yük geliyor hayatla ilgili ve insanların bunu nasıl başarıyla yapabildiklerini hiç anlamıyorum. O tabii hayata da yansıyor yani. Bir yerde bir belki hani pergelin bir ucu gibi bir sabit noktası olsa da insanın ben biraz gezmeye, her yere ait olmaya ya da hiçbir yere ait olmamaya aynı anda inanıyorum işte sınırsızla ya da işte sınırların varlığının anlamsızlığına. Hatta bununla ilgili işte bugünlerde üzerinde çalıştığım bir proje diyeyim yani bir çizimler serisi var, bir süredir bunları çiziyorum. Şimdi de bunlardan bir sergi yapma fikri var. Bu da hep çocukluk, işte anılar, aile ve ondan sonra da biraz onun dışındaki sonsuz ihtimaller ve insanın hiçbir yere ait olmaması ile ilgili benim kısmımda şeyi bu biraz açıklaması bu.
Yani ben yani kişisel olarak işlerimin yoğunluğundan dolayı çoğunlukla şu an hep dijitaldeyim. İstesem de istemesem de dijitaldeyim. Ne zaman dijital olmamayı tercih ediyorum? Bu zamanım bol olduğunda, kendim için uzun uğraşlar verdiğim işleri yapmak istediğimde ya da yapabildiğim zamanlarda. Onun dışında yani belki benim kişisel çizim şeyimden dolayıdır ama gelen revizeleri vesaireleri hızlı yetiştirip hani yapıp edebilmek için, teslim edebilmek için mecburiyetten ağırlıklı olarak dijital kullanıyorum. Evet, aşağı yukarı aynı şeyler. Yani biraz malzemenin imkanlarıyla da alakalı. Dijitalin hızı, revizyonu kolay yapması başka bir şey. Her yerde çalışabiliyorsun. Çünkü boyuttan şeysin, muafsın. Fakat bir yandan da tabii şey var. Yani işte ben mesela ağırlıklı mürekkep çalışmayı seviyorum. O mürekkebin kağıt üzerindeki etkisi, kalemlerin ve kağıtların varyasyonları ve işte mürekkebin kağıdın üzerindeki kalınlığına daha kadar. Bunlar çok keyif verici detaylar. Aslında aşağı yukarı aynı şey. Yani şu anda yani ikimizin de kullandığı mediumlar benzer. Yani muhtemelen ilk başta iPad Pro ve Procreate diyeceğiz. Değil mi? Var mı ekleyeceğim yani bir şey? Öyle. Photoshop gelecek diyorlardı. Evet. Hala 2019 içinde açılacakmış. Yok. Photoshop'un bir aplikasyonu var ama şey değil. Yani o bizim bildiğimiz Photoshop formatında değil ve çizerler için de pek bir işe yaramayan bir durumda. Onun full'ü gelecek diye bekliyoruz. Ona yakın Clip Studio Paint var değil mi? Yanlış. Ben onu hiç kullanmadım ya. O da nispeten aşağı yukarı ama şey yani hiçbir Procreate kadar şu an sade, kullanışlı modda değil. Evet, bir de ben subscription based bütün app'lere uyuzum, direkt fark eder fark etmez siliyorum ya. Bedava yani sürümü olsa dahi. O yüzden o ikili şu an başı çekiyor demeyeceğim, tek yani. Evet, yani mobil dünyada özellikle. Şimdi şey de hala büyük ekran üzeri çalışmak gibi Cintiq teknolojileri var mesela. Bu kendi başına çalışabiliyor, bilgisayara takılıp işte Photoshop'u onunla kullanabiliyorsunuz falan ama artık neredeyse böyle oda büyüklüğünde bilgisayarlar gibi onlar da demode oldular. 27 inç falan böyle kocaman aletler. Çok çok şey kalmadı onların, yani biraz daha old school oldular hatta. Şimdi ağırlık olarak şey bayağı şey yani basit indirgersek dijital kalem kağıt yani evet. 700-800 gram bir şey çantana atıp işte plajda, tuvalette, banyoda, kahve içerken nerede istersen hemen her şeyini yapıp halledip gönderebiliyorsun. Ve bayağı profesyonel işi yapma mümkün yani. Oradan direkt çıktı baskı, televizyon neyse. Yani o iş. Ölmekle bitiremeyebiliriz. Evet, programın geri kalanı, röportajın gerisi. Bence çok çalışmaya bağlı. Bence de oraya bağlı. Yani ben benim bu işi en benzettiğim şey bir dil öğrenmek gibi. Yani işte Türkçe konuşuyorum. İşte Türkçe'ye ne kadar hakimsem o kadar kendimi iyi anlatabiliyorum. Fikrimi empoze edebiliyorum, konuşuyorum, ediyorum, bir şeyler yapıyorum. Yani bu kadar yetkinliği de çizimde ya da işte müzikte, fotoğrafta artık neyse yapmak istediğim meslek falan. Orada edindiğinde tabii ki daha rahat konuşuyorsun, daha rahat üretiyorsun, daha rahat düşünüyorsun. Bence bunlar birebir aynı gibi görüyorum. O yüzden çok üretmek, çok çalışmak deneyimle beraber işte üretme kolaylığını getiriyor. Yani. Aslında bunun kondisyon meselesi yani bütün şeyde de öyledir mesela karikatür haftalık bir şeydir, maratondur işte. Her hafta bir köşeye belli sayıda espri bulman gerekiyordur. O hep çok klasiktir ya işte her hafta nasıl buluyorsunuz bu esprileri diye. Bu o şeyin içine girdiğin zaman, rutinin içine girdiğin zaman beyin bir şekilde ona alışıyor. Yani sen her hafta 5 iyi espri bulmak zorundaysan
her hafta 20 tane espri bulup eleyip onların 5'e indirebiliyorsun. Bu tamamen o kondisyonla alakalı. Bu yaratıcı bütün işlerde biraz böyle. Tabii arada şeylerin oluyordur o writer's block falan diyorlar. Yani arada kal gelebilir ya da işte psikolojik bir takım neticelerle üretkenliğin azalabilir ama bütün bunu aşmanın şey yolu çalışmak. Yani ilham yani yaptığın işi geliştirmenin yanında ilham da çalışarak geliyor. Yani kağıdın, kalemin önüne alıp çalışmaya başladığın zaman geliyor. Duvara bakarak ilham biraz daha... Aynı şey aslında, ilham. Tam ya, onu söylemeye çalışıyorum. Ya, tamamen aynı. Klasik bize, sana da 1000 kere 1500 kere gelmiştir. Ya inanmıyorum, ne kadar yeteneklisiniz işte bunları, ben çöp adam bile çizemiyorum. Yani tabii çizemezsin. Çünkü çizmiyorsun. Çalışmamışsın, çizmemişsin. Ben diyorum ki çalışıyorum ya, ben bayağı uyumuyorum işte, günde 3 saat 5 saat işte şunu yapıyorum, bunu anlatıyorum falan. Ve şu ama kadar yetenek, zamandır. Yani yetenek lazım ya. Ya yetenek değil yani. Aslında sistemi çok basit. Yani sen hayatında elinde kalem almamış, boya bilmeyen, hiçbir şeyden haber olmayan bir insansın. Ben de yemiş bitirmişim bu işi falan filan bir şey. Diyelim ki öyle başladık bu yarışa. Yani kaplumbağa tavşan misali. Ama o finish'i ikimiz de görürüz yani. İkimiz de o raddeye geliriz. Yani benim 3 tane kolum yok, bu adamın 5 tane kafası yok. Yani o öyle bir ulaşılamayacak, yapılamayacak bir şey değil bu. İlhamla, bilmem, yetenekle, şununla bununla böyle bize update gelip de bir anda o hadi çizelim durumu da yok. Buna biraz sinir oluyorum. Bir evet yani insanlar genelde bulundukları noktadan bakıyorlar olaya. Ama yani ben buna 20 yılımı vermişim. Sen de bir en az 1-2 yılını verdikten sonra o noktaya yani bir yola çıkıyorsan eğer. Yani bu şey gibi böyle evde oturup ya ben Ankara'ya gidemiyorum deli olacağım sen ne güzel Ankara'dasın falan. Abi ama yola çıkmamışsın sen. Hani otobüse bin bari. Kimin ısmarladığına bağlı. Kim ısmarlıyor? Yani müşteri kim? Çok fark eder. Yani müşteriden müşteriye, bir ajanstan da iş gelse müşteriden müşteriye fark edebilir. Senin piyasadaki pozisyonunla da alakalı. Eğer biraz daha mesleğin başındaki yıllardaysan önerilerin ya da tercihlerin ya da senin yolun o kadar dikkate alınmayabiliyor ama daha ilerlemiş zamanlardaysa biraz daha sana bırakılabiliyor o iş. Ya da mesela ısmarlanmış iş aynı zamanda bir ajanstan gelmesi değil şahıslardan da gelebilir yani. Arada oluyor, işte atıyorum benim zamanımda peçeteye çizdiğim bir işi daha büyük, işte ne bileyim daha detaylı kağıtta isteyebiliyorlar ya da belli sınırlar çizerek yani bilgiler vererek bir takım illüstrasyonlar istiyor olabilirler. Yani işte bir şehir çizer misin bize falan gibi. O böyle biraz insanın yani birazcık dümende sen varsın, biraz onu yönetebiliyorsun. Bazen de işte az evvel konuştuğumuz mevzu gene yani ona nasıl baktığın da önemli. Yani sonuçta bir daha çok bir iş olarak bakalım, istediklerini yapalım ama makul ölçülerde sonuçta gene altına imzamı atıyorum deyip o işi o şekilde kotarabilirsin ya da hiç sana uygun bir iş olmayabilir. Bambaşka çizgide ve mantıklı bir şey istiyor olabilirler. O topa hiç girmezsin. Biraz çok böyle kişisel bir şey. Yani çok bariz, net bir çizgin ve yolun varsa ve müşteri de bunu bilip sana onunla geliyorsa, ki doğrusu bu aslında, o işin en ideal tarafı. O zaman zaten senin elinden çıkacak işi takdir ederek geldikleri için biraz daha açık olabiliyorlar benim söyleyebileceğim. Şey gibi görüyorum ben onu biraz, yani tabii ki ticari olan, işin içinde para olan tüm iş illaki bir şekilde ısmarlama olarak geliyor zaten. Şimdi gelenin bazen farkında olmuyor gelen, yani şey gibi, yani Kaan iyi bir çizer, o zaman Sadi gibi de çizer, işte Sadi'ye gider Kaan gibi çizer, Kaan gibi çizer, bu öyle anlaşılıyor. Yani biz bir şey çizebiliyorsak her şeyi iyi yapabiliriz gibi algılayanlar oluyor mesela. O çok yanlış bir şey. Yani ben Sadi'nin tavrına, tarzına hakim değilim. O da benimkine değil. İşte ben ikimiz falancanınkine değiliz. Onu
bazı zamanlar anlatmakta zorlanıyoruz. Yani o şey anlamında bir savaş var işte orada. Yani şimdi başta şey gibi görünüyor, böyle gayet masum. Ya işte şöyle bir iş istiyorum diye birkaç örnekle geliyorlar. Aa diyoruz, ne güzel, tamam. Bir eskiz yapalım, gönderelim. Okey, gönderiyoruz. Ama işte biraz şöyle, biraz böyle falan filan bilmem ne, bir bakıyorsun. Başka günün biri. Sonunda onun aynısını sana çizdirmeye çalışıyor gibi şeyler olabiliyor. İşte oradaki savaş, sen kendi tavrından, tarzından çıkmadan o aynı zamanda biraz da onu da memnun ederek tabii ki iş yapmaya çalışıyoruz. Ama bazen kötü yerlere gidebiliyor, böyle bayağı kavga dövüş işte yapmıyorsun, etmiyorsun falan. Şey yani, kavga dövüş de demeyeyim de. Gerginlik. Onu şey yapamıyorsun, anlatamıyorsun niye olmayacağını. Ama artık biraz tanınmış, biraz bilinen, tarzı belli insansan çok da zorlamıyorlar gibi o konuda. Yani önceden daha çok zorlamıyordum, şimdi çok ciddi problemler yaşamıyorum. Beni besliyor yani, bu yine bence kişisel ilgi alakayla ilgili bir şey. Yani ben Türk halk müziğini de çok severim. Etnik her şeyi seviyorum yani. Yemeğinden, bilmem neyinden tut, işte halısına, kilimine, giysisine, onların hikayelerine, canavarlarına, meleklerine, şeytanlarına, bir şeylerine kadar. Bunlar benim hep oldum olası çok ilgimi çekiyor. O yüzden o anlamda kırsalda, yani gidip de şeyde işte Konya'nın ovalarında çizim yapmaktan bahsetmiyorum. Ama öyle yerlerde zaman zaman yaşayıp öyle insanlarla muhatap olup konuşup muhabbet edip bir şeyler, bir bilgi alışverişi, bir kültür alışverişi beni her zaman besliyor, her zaman da besleyeceğine inanıyorum. O anlamda coğrafya benim için önemli, yaşadığım yer ya da yaşayacağım, ileride yaşayacağım yerler benim için önemli. Bunun çok, benim açımdan en azından çok büyük etkisi olduğuna inanıyorum. Bu biraz galiba neyi konu aldığınla da ya da nelerden beslendiğinle de alakalı olabilir ama ben şey tarafından bakmak istiyorum. Mesela yani büyük şehir kırsal olarak değil ama yeni yerler görmenin insanı beslemesiyle alakalı. Yani kırsal olabilir, başka şehirler, başka insanlar, başka kültürler, dünyayı gezmekten bahsediyorum. Yeni ülkeler. Yeni ülkelerin de kırsalları, yeni ülkelerin de şehirleri. Çünkü dinamikler çok farklı. Yani bugün misal atlıyorsun trende Denizli'ye gidiyorsun ve orada bambaşka bir yapı var. Yani insanların alışkanlıkları, düzenleri ve olaylara bakışları, mimarileri, şehrin düzeni, her şey farklı. Yani işte yedikleri yemekten bilmem ne kadar, aynı şeyi yesen bile orada başka türlü bir yapıyor mesela fasulyeyi. Yani bunlar seni hep besleyen şeyler. Fasulye bazında aslında söylemiyorum. Bir multikültürel yaşamak, öyle bir insan olmak. Evet, yani yeni şeyler görüp öğrendikçe ufkun açılıyor. Yeni insan, yani trende biriyle konuşuyorsun, başka bir şey oluyor. İşte indiğin zaman bilmem ne görüyorsun, başka bir şey hissediyorsun ve bunlar hep sana dışarıdan gelen bilgiler, bunlarla o hani ilham dediğin ve sıkışık anlarda ortaya çıkan şeyler biraz da bunlarla da alakalı. Yani kendini beslemen, yine doldurman, aynen öyle, yani ceplerde bunlarla dolaşıyorsun falan ve bir yerde çok saçma sapan bir şeyler ortaya çıkıyor ve aa nasıl düşündü falan oluyor ama bunun da hani aynı çizmesi hani iyi de yediğim fasulye olabilir yani. Vallahi tekrar yapalım, ben istiyorum. Hatta büyük ihtimalle biraz daha kalabalıklaştırarak, çünkü seçim öncesi ve biraz kısıtlı bir zamanda karar verdik ona, yaz tatiline girmeden yapalım diye. O yüzden de öyle daha minimal bir şekilde çözmek istedik. Ben biraz daha geniş, daha fazla katılımlı, işte fotoğraftan daha değişik alanlarda, visual arts vesaire, oradan da sanatçılar katılsın ve daha kalabalık, daha büyük şenlik olsun. Sadece gelip yani bunları kim üretiyor abi, işte Sadi miymiş, merhaba Sadi, ne yapıyorsun abi sen demeye bile geldiklerinde mutlu oluyor insanlar. Yani tabii. Ben de dahil, sen de dahil olmak üzere kolay kolay kimse evine gidip de bir sanat eseri falan bir şey alamıyor. Yani bu işlerde biz hani
bunlardan 10 tane 100 tane basalım da parayı kıralım, işte ucuz ama çok satalım falan gibi bir derdimiz yok. Bu sanat eseri niteliği taşıyan bir şey çünkü zaten bayağı ıslak imzamız var. Kişiye imzalıyoruz, ediyoruz. Yani biz de bizi takip edenlerle buluşuyoruz bir yandan. Bu etkileşim ben seviyorum. Yani buradan 1 lira kazanmasam bile çok da umurumda değil. Böyle işleri devam ettirmeye çalışıyoruz. Ettirebileceğimizi de düşünüyorum. Yani ilk aşamada insanlar burada nasıl bir şey olacağını çok da öngöremediklerinden belki de evet, ben mesela Türkiye'de bir 4-5 sanatçının katıldığı nispeten teknik olarak karma video olur, fotoğraf olur, heykel olur, bir şeyler. Yani maksat buralara birileri gelsin, bir şey satsın satmasın önemli değil. Onun takip edenle, etmeyenle, onun tanışılsın. Bir o etkileşim yaratılsın amacıyla yapılan bir şey aslında. Yani bu işin içinde para vesaire gibi o saçma sapan şeyler çok gerilerde bir yerlerde duruyor.